بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Seansını yayın haklarını veriyor musun? Veriyorum abi. Tamam. Şimdi önce bir ayakta bir dur. Bir kontrol edeyim. Şöyle bir geç hocam. Sıkılmıyorum. İtişli ayakları. Öyle bir dur. Çekinme yok, değil mi? Yok. Burada yok. Burada yok. Bir üstü bir yat. Bir muayene edeyim sırtını. Yüzün koyun bir yat oraya. Tamam. Ağrı var mı burada? Normal ağrı var canım. Şurada var mı? Biraz. Biraz. Şurada. Şurada. Normalde çok oluyor da. Şurada. Var. Burada var. Burada var. Şurası şöyle, değil mi? Aha. Şurası seni kesiyor. Evet hocam. Şurası değil mi? Aynen. Hmm. Evet, vücudunda annen vefat etti. Annen son zamanlarda annenle aran iyiymiş, doğru mu? Fakat önceden annenle çok büyük tartışma ve kavgalar yaşamışsın, doğru mu? Yok. Kalbini kırmışsın. Anneden gelen bir enerji var. Burada. Annen döver miydi? Çok. Hariçte biriyle büyük bir sorunun olduğunu, dövdüğün, dövüştüğün, kavga ettiğin, böyle elinle zulmettiğin birisi oldu mu? Normalde yok hocam da. Birisi var yani. Ya anne yok, ya da... Anne değil, o zaman soyundan değil de hariçten böyle birisiyle dövüştüğün kimse var mı? Kavga ettiğin. Şurada hastane, bir tane var. Hastanede çalışırken sen sendikayı soktun. O zaman fazla şey oldu, hani istenmeyen durumlar oldu ama. Dövüş oldu mu kavga? Yok. Yok. Biriyle çok beddualaştığın, lanetleştiğin birisi oldu mu? Ya idareciler tarafından fazla şey yapıldı ama. Etmiş olabilirler, haklılar. Onu da... Şurada, bak. Şurası. Yoğun bir enerji. Normalde. Olmaz mı? Bir de sana büyü yapıldığından falan mı şüphelendin he? Evet hocam. Hocalara gittin. Sordum. Sana büyü yapılmış dediler. Aha, doğru. Büyü yapılmış diye isim verdiler mi sana? Yok hocam, sormadım hocam. Ama şüphelendiğin birisi vardı demek ki birinin günahını aldın. Bu sağ tarafta bir enerji var şuradan. Ya hocam ben aslında... İzmit'e gitmeden önce yani 15-10... Şurada. Şurada var bir tane. Şu nefesini kesiyor. Değil mi? İzmir'e gitmeden önce... İzmit'e gitmeden önce bir hoca, bir arkadaşlar götürmüştü. Evet. O yaptı ama... Ne yaptı? Sende var diye yaptı. Ne yaptı sende var diye? Kağıt yaptı. Muska yaptı sana. Sende büyü var mı dedi. İsim verdim sana. Yok hocam da ben... Sen birisinden şüphelendin mi? En çok o hocadan şüphelendim zaten. Yani o yaptı. O bana büyü yaptı diye şüphelendin. Lanet okudun mu bana? Hiç aklıma gelmedi ama geçen sene, 1,5 sene önce yani bu olaylar şey olunca
O bana büyü yaptı diye düşünmeye başladı. Aha. Etrafındakilere söyledi. Bu hoca bana büyü yaptı diye. Yani etrafındakilerine söylemedim de yani 3-5 kişi öyle. Yani söyledin yani. Yani. Falan hocaya gitmiştim, sende bir şey var diye bana bir muska yaptı, o bana büyü yaptı dedim. Ya daha doğrusu söylemişlerdi, o götürenlerin bacısı vardı. Hı. Dükkan vardı o zaman da. Evet. O zaman da baktı zaten. Yani onların kendi bacısı söyledi. Sen peki o hocaya neden gittin? Hocam ben de bilmiyorum ki, öylesine arkadaşlar götürdü. Ortaktık hatta. Büyücüye gittin, naneyi yedin. Aynen yedim hocam. Büyücüye gidinceye kadar, o muska yapan hocaya gidinceye kadar bir sorunun yoktu. Yani, öyle diyebilir miyiz? Aynen. Ne zaman ki o muskacıya gittin, bir muska yaptırdın. Önce baktırdın ona herhalde, bakım mı yaptırdın? Bakım değil, öyle gittik. Baktı, sende var dedi, kağıt yaptı. Peki sende ne var dedi, sende büyü mü yapmışlar? Büyü var dedi sende. Sonra sana bir muska yaptı. Muska değil, uygulamalar verdi. Ne verdi, uygulamalar olarak ne verdi? Yemeğe katılacak. Kendi yemeğine mi? Aileden. Ne verdi yemeğe katılmak için? İşte muskalar verdi, onları suya koyduk. Yemeğe koyduk, içtik. Muskaları suya koydunuz, içtiniz. Bakar suya attık. Yemeğe karıştırdınız muskayı. Bakar suya attık. O zaman muskayı yemeğe nasıl karıştırdınız? Kağıt olarak mı karıştırdınız? Onu hatırlamıyorum. Hocam da yemeğe ne şekilde... Suyunu mu karıştırdınız? Bir şeyi yemeğe katmıştık hatta. Onları yiyip içtiniz. Bakar suya bir tanesini attık. Ha. Evet. Ondan sonra zaten dükkan battı hemen arkasında. Yani o hocadan muskaları alıp onlarla bir işlemler yaptıktan sonra... Dükkan battı. Ondan sonra memleketten gittim. Evet. Kocaeli'ye. 16 senedir de orada. Orada da işini batırdın tekrar. İş kurmamıştım. Önce çalışıyordum hastanede. Normal işçi olarak. İşçi olarak çalışırken bir şey yoktu. Ya, asgari ücretle çalışıyordum. Sonra bir iş kurdun. Sonra dedim yani... Bir iş kurayım dedi, 4 sene önce. Evet. Hocam bugündür de çekiyorum zaten. 1,5 senedir çok kötü çekiyorum. Vücudunda yoğun bir enerji var. Peki bu durumlarda baban çok üzüldü mü, sinirlendi mi sana, kızdı mı? Bana mı? Yok, üzülüyor da şu anki durumumda yani kızma yok. Babanlar da iyi. Hepsi de iyi. Şimdi şu bölgede yoğun bir enerji var. Nefesini kesiyor bu, değil mi? Şurası. Evet. Değil mi? Şurası. Peki sağ tarafında zaman zaman buradan bir basınç olduğunu hissediyor musun vücudunda? Şurada hissediyordun. Şurada. Şurada hissediyordun. Bir de şurada var mı? Evet, bu da faize bulaşmakla kaynaklı bir enerji. Yani hocaya bulaşmak bir bela. Hocam vallahi. Ondan sonra hocaya bulaştıktan sonra o muskaları yaptırmak başka bir bela. Ya, o zaman gençtim. Ondan sonra faize bulaşmak daha büyük bir bela. Rızkındaki darlık faizden sonra hayatındaki darlık da o muskaları hocaya kendi eliyle yaptırıp başkalarının günahını aldıktan sonra başlayan bir olay. Uğraşmıyoruz, konuşuyor mu? Sen bu işlerden kurtulursam diye böyle bir adak adadın mı? Veya bir iş yeri kurarsam diye bir adak adadın mı? Bir adakçı da var sende. Hocam adak adamıştım daha önce de. Sordum yani, söylemiştim babama. Babam onları kesmiş. Ne diye adamıştın? Bir askerdeyken adamıştım. Ne diye adadın askerdeyken? Askerden gelirsen bir kurban keseceğim dedi. Allah'ın ismi. İkisi iki tane vardı, ikisini de kesti ama kesti. İkincisini ne diye adamıştı? Hatırlamıyorum. Ben iki tane... Belki baban kestin deyip de kesmemiş olabilir mi? Peki iş kurarsam diye adadın mı hiç? İşte onu hatırlamıyorum hocam. Peki sen kaçıncı çocuksun? 3-4. Senden öncekiler kız mı, erkek mi? Bir erkek, iki kız. İlk iki tane kız mı? Yok, iki erkek, ondan sonraki ikisi kız. Ben... O erkekle maddi bir problem var mı? Yok. Peki iki kız, şimdi senden önce iki ablam var, bir erkek var, en büyük abi. Hı hı.
O iki ablandan sonra iki tane kız olunca babam bir erkek oğlum daha olursa bir kurban keseceğim demiş olabilir mi? Sormadım. Çünkü erkek evlada daha düşkün değil mi baban? Seviyor. Hı-hı. Peki senden sonraki erkeklerde problem var mı? Yok ki erkekler. İki tane var. He, yani iki erkek varsınız. Senden sonra iki tane kız. Onlar evli. Hı-hı, diğer kız evli. Abin evli. Abinde problem yok. Bir sende var. Allah alem iki kızdan sonra bir oğlum olursa diye adamış olabilir. Olabilir. Bir bakalım. Üstünü bir çıkaralım. Ama ben senin dualarını okutturdum. Babama da okutturdum. Peki bir dua et bakayım. Otur bakayım bir. Kendim de okuttum abi. Adak dualarını mı? Senin paylaştığın dualar... Bir açsana elini bakayım. Otur bir. Neyi açayım? Otur öyle hocam. Şöyle bir dua etsene. Allah'ım babamın yerine getirmediği Allah'ım adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Gelen şeytanın şerrinden sana sığınırım. Şöyle de Allah babamın yerine getirmediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babamın adaktan dolayı yerine getirmediği sözden gelen... Film koptu değil mi? Aynen. Hafıza bir anda silindi mi? Evet. Peki şöyle bir kere daha de. Allah'ım babamın yerine getirmediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babamın yerine getirmediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. İnanarak dua, inanarak. Allah'ın babamın yerine geçirmediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Peş peşe. Allah'ın babamın i̇nanarak. Yerine geçirmediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ın babamın yerine getirmediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ın babamın yerine geçirmediği adaktan gelen şeytanın şerrinden sana sığınırım. Allah'ın bir nefes daralması oldu mu sende? Bir şey seni kasıyor değil mi? Kasıyor hocam. He? Dik dur. Dik dur hocam. Malatyalı dik dur. Elazığ. Bak Elazığlı mı? Pardon. Malatyalı olmak kötü mü şimdi? Elazığlı değil. Şöyle bir daha. Allah babamın yerine getirmediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Bütün zerrelerinle yaptı bu ay. Allah babamın yerine getirmediği şeytandan... Babanın yerine şeytan mı getirmemiş? Allah'ım babamın yerine getirmediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. İnanarak. Allah'ım babamın yerine getirmediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babamın yerine getirmediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babamın yerine getirmediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babamın yerine getirmediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babamın yerine getirmediği Allah'ın babamın yerine getirmediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Getirmediği gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ın babamın yerine getirmediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ın babamın yerine getirmediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ın babamın yerine getirmediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ın babamın yerine getirmediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ın babamın yerine getirmediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ın babamın yerine getirmediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ın babamın yerine getirmediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ın babamın yerine getirmediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ın babamın yerine getirmediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ın babamın yerine getirmediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babamın yerine getirmediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babamın yerine getirmediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Duayı yaparken bir 2-3 sefer nefesin kesildi. Hı hı, evet. Nefes alamayacak gibi oldun. Bir ağlama hissi mi geldi içinden? Kendini tuttun. İçinden bir şey çığlık atmak istiyor gibi oldu mu? Yani ağlama geldi hocam. Şu an hala bir ağlama hissi var. Geliyor hafiften. Yani tam değil ama o his var da tam böyle. Peki sence içinde bir cin olabilir mi? Var zaten. He? Var zaten. Nereden biliyorsun var olduğunu? Hayır nereden biliyorsun var olduğunu ya? Çekiyorum zaten. He? Darman duman oldu. Şuradan bir şey seni sıkmaya başladığında mı hissettin onu? Başımı sıkıyor, yolda gelirken. Ama bu sende o zaman küçük yaştan beri var. Bir sıkıntı. De olabilir hocam. Değil mi? Yani bence şimdi hayatında testlikler 4-5 sene diyorsun ama içine kapanık bir mutsuzluk, hayattan böyle bir keyif alamama. Küçüklükten beri var. Böyle bir ruh hali geçiyorsun. Keyif alamama şeyi var hocam. Hani Allah'tan o var da yani imandan dolayı
Namazını kılabiliyor musun? Yok hocam, iki aydır kılamıyorum. Ondan önce kılıyordun. Kılıyorum. Beş vakit kılıyor muydun? Beş vakit kılıyorum ama yani... Zorlanıyordun namaz kılarken ama herhalde. Hocam çoğu zaman bıraktım başladım. Bir türlü istikrarlı gidemedin. Hep istedim ama gidemedim. Yani sınav aslında çok iyi yaşama isteği de var içinde. Aha. Ama bir türlü tam böyle yürüyemiyoruz. Bir şey sanki seni engelliyor. Çok fazla yaşama isteği var. Yani dört dörtlük yaşama isteği var. Anladım. Peki. Küçüklükten beri olma ihtimalini ben hep düşünüyorum. Çok büyük. Allah'ın alem, babanda bir adak adama alışkanlığı var senin. Zaman zaman alıyor herhalde. Yani normal ağzından hiç duymadım. Yani öyle bir şey. Normalde o da 7 yaşından beri namaz kılıyor. Bir an evde İslam kuralları da bilmiyor ama adam... Oruç adar mı baba? Hiç. Yok. Fakir doyurma der mi? Der. Fakir doyurma demez de ben çok şey veririm. Hani elimde olmasa da bir kuru olsa da dilenciye veririm. Bu kadar mı bakayım ya? Orada çok kızar sürekli. Dilenciye vermene mi kızar? Hı. Niye? Sadaka vermez mi baba? Ya o veriyor normalde de. Durumu iyi mi babanın? Yok. He? Yok. Gerekli yere verilse daha iyi. Bak bakayım ya. Euzu bi kelimetillahi tammeti mümkülü şeytani ve hammeti ve mümkülü aynin lamme. Feyt. Allah'ın adıyla. Allah'ın hıfz ve kudreti adıdır. Yasin Elif Namim Taha. Süleyman Aleyhisselam'ın ahitnamesinden doğan hak ile sana emrediyorum. Lisan'a gel. Senel ve cenebi şefaati ve ma halaga bil kuntum ve ecma ölün cemilin kesir ve cinni şeytani ma şedige. Çık yukarıya. Ma şedige. Allah'ın hıs ve kudreti adına Süleyman Aleyhisselam'ın ahitnamesinden doğan hak ile sana emrediyorum ifrit. Lisan'a gel. Senedi ve cenebi şefaati ve ma halaga bil kuntum vel ecma gülün cemini kesir ve cinni şeytani ma şediga. Çık yukarıya. Ma şediga. Çık yukarıya ifrit. Ya yukarıya çıkarsın. Ya da o çocuğun kestiremediği adını ben kestireceğim. Onun adını. İster misin? Çocuğun parası yoktu. Adak da kesemiyordu. Aslında aklına geldi bir adak ama. Değil mi? Seansları izledikçe bir adak olduğunu düşündün değil mi? İçine geldi. Hocam hep şüphede kalıyorum. Ama bir türlü de paran olmuyor. Hiç olmadı. Seansa gelmek için de paran yoktu. Olsun öyle aldık. Rabbimden nasip dedim Allah'a. Nasip, nasip olsun. Parası olmayan da alıyoruz seansı, sorun yok. Bu bir adakçı. Buraları izlerken sordum ben bunu. Kestiniz mi dedim, iki tane. Kestik dedi ikisini. Yalan söylemiş olabilir mi? O zaman iki kızdan sonra bir oğlum olursa diye ya fakir doyurmak ya da kurban bilmiyorum ama şurada bir enerji varsa açığa çıkacak duruyor. Şurada bir yanma var mı? He? Şurada çok yanma var değil mi? Şöyle. Evet. Hayvan şurada. Bir kere daha bir dua etsene. Ağlama hissi geliyor mu? Çok. Duada açığa çıkan her cin konuşmak zorundadır. Allah'ın hıfzı ve kudreti adına Süleyman Aleyhisselam'ın ahitnamesinden doğan hak ile sana emrediyorum üfret. Neydi senin isim? Mehmet. He? Mehmet. Mehmet'in sağına gel. İfrit çık yukarıya. İfrit çık yukarıya. Sened ve ceni bi şefaati ve ma halaga bil kuntum ve le yecmağının cemini kesir ve cinni şeytani ma şediga. Sana gel. Allah'ın hıfz ve kudreti adına Süleyman Aleyhisselam'ın ahitnamesinden doğana yine sana emrediyorum.
Risale gel. Senedi ve cenni şefaati ve mâ halaka bil güntüm vel. Ecmâhul cemini kesir ve cinni şeytani mâ şedîgâ. Mâ şedîgâ. Çıkı karıya. Mâ şedîgâ. Mâ şedîgâ. Fred, sana gel. Mâ şedîgâ. Allah'ın hırs ve kudreti adına Süleyman Aleyhisselam'ın ahitnamesinden doğan akile. Sana emrediyorum. Çık yukarıya. Senedi ve cenni şefaati ve mâ halaka bil güntüm vel. Ecmâhul cemini kesir ve cinni şeytani mâ şedîgâ. Maşi diga, maşi diga, maşi diga. İnneke me yitun ve innehum me yitun. İnneke me yitun ve innehum me yitun. Senedü ve celi bi şefaati ve ma halaka. Bil küntüm ve le ecmaulü cemilü kesir ve cinni şeytani maşi diga. Maşi diga, maşi diga. Vücudunda bir kasında var mı? He? Sanki bir şey çıkacak gibi böyle ama geri çekiyor kendini, değil mi? Şöyle bir dursana. Şurada bir yanma var mı? Hı-hı. Çok mu? Hı-hı. İşlerin ters gittiğinde hayatında bir şeyler ters gitmeye başlayınca lanet olsun böyle hayata dedin mi hiç? Hı-hı. Dünyaya gelmeye okudun mu hiç bir lanet? Keşke gelmeseydin. Dedim mi? Kendine Allah benim belamı versin dedim mi? Kızıp birisine lanet okudun mu? Kolay kolay birine bir lanetle beddua etmez. Çok zor. Hiç hayatında adak adadın mı? İşte adak var hocam. Adadın mı sen? Sen adadın. Adadım, kaç tane adadığımı bilmiyormuştum hocam. Onu kendin de mi adadın? Hı hı. Ne adadın? Ya ben adamıştım, iki tane biliyorum. İkisini de sordum. Yani söylemiştim o zaman. Senin adadın. Kesmişler. Ama daha bir tane daha var mı onu bilmiyormuştum. Onu unuttum yani. Peki şöyle bir dua et. Allah'ım yerine getiremediğim adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. 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 Evet, çok kötü yandı. Allah'ım yerine getiremediğim adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. 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 Bir şey hissediyor musun? İki ayağımda şu yanma var. Baban adağı kestiğini sordun mu annene sen? Aha. Annen kesti dedi mi? Kendileri yemiş olabilirler bana bir kumda. Annen sağ mı? Yok, 40 gün önce vefat etti. Peki şöyle de. Bir kere daha dua inanarak Allah'ım babamın yerine getirmediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babamın yerine getirmediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babamın yerine getirmediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babamın yerine getirmediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babamın yerine getirmediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babamın yerine getirmediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babamın yerine getirmediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babamın yerine getirmediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babamın yerine getirmediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babamın yerine getirmediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babamın yerine getirmediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babamın yerine getirmediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babamın yerine getirmediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Hissediyor musun şey? Allah'ım soyundan yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan. Allah'ım soyundan
yerine getirmeyen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyundan gelen adak, soyundan yerine getirilmeyen, adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyundan yerine getirmeyen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyundan yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyundan yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Bunu zorlanıyor musun? Yanma çok fazla. Allah'ım iftiradan gelen şeytandan sana sığınırım. 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 Etkileniyor musun? Allah faizden gelen, faizin lanetinden gelen şeytandan sana sığınırım. Allah 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 faiz faizin lanetinden gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ın 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 faizin lanetinden gelen şeytandan sana sığınırım. Bir şey hissediyor mu? Yok. İçeri daha yap bakayım bu sanırım. Şurası mı ağrıyor? Aha. Olacak. Annen adamış olabilir mi? Annemin diye dua etsene. Allah'ım annemin yerine getirmediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım diye dua. Allah'ım annemin yerine getirmediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım annemin yerine getirmediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım annemin yerine getirmediği şeytandan gelen adaktan gelen. Allah'ım annemin yerine getirmediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım annemin yerine getirmediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım annemin yerine getirmediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım annemin yerine getirmediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım annemin yerine getirmediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım annemin yerine getirmediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım annemin yerine getirmediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım annemin yerine getirmediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım annemin yerine getirmediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Bir şey hissediyor mu? İlk başta mı? Bir daha sırt üstü bir yatsana. Sırtın üzerine yat. Şöyle dur. Şurada ağrı var mı? Var. Şurada. Annen oruç adam mıydı hiç? Oruç adam mıydı? Nasıl yaşamam? Oruç adam mıydı mesela? Şu o işim olursa 3 gün oruç tutacağım. Onu hiç bilmiyorum işte. Bir daha kalk bakalım. İçinden bir şey konuştun. Normal zamanda da fark edebiliyor muydun? Şükür var hocam. Seni yönlendiriyorsan. Ben değilim dediğim an çok oldu hocam. Aşkım. Ben değilim dediğim. Çok oldu. Yani zorladığımız zaman konuşuyor ama normalde konuşmuyor. Aynen. Ama bir kere konuşturduğumuz zaman konuşmak zorunda. Tek kaldığında misal yani bu ben değilim dediğim çok oldu. Aşırı oldu. Ama yani dışarı çıktığımda ben benim.
gözünü şan ettiriyordu. Eûz bi kelimetillahi ta'beti minkilli şeytani Muhammed'in ve minkilli ailenin namı inneke meyyitun ve innehum meyyitun. İfrit! Çık yukarı. Bir kere konuşan bir daha konuşmak zorunda. İfrit! Allah'ın adıyla. Süleyman Aleyhisselam'ın ayetnamesinden doğan akiller sana emrediyorum. Mehmet'in lisanına gel. Çık yukarı. Sen bi vaceri şefaati ve ma halaka bil kültüm vel. Ecmaul incemilin kesiri vel cinni şeytani maaşidiyle. Çık yukarıya. Maaşidiyle. İnneke me yitun ve innehum me yitun. Allah'ın adıyla, Allah'ın hız ve kudreti adına. Süleyman Aleyhisselam'ın ayetnamesinden doğan akiller sana emrediyorum. Lisana gel. Lisana gel. Hazır mısın? Lisana gel. Hazır mısın? Canını yaktırma bana şeytan. Hazır mısın? Konuşacağız mı? Konuşacağız mı? Konuşacağız mı? Ya konuşursun. Ya adakçıyı arar. Çocuğa 300 lira hibe ederim. Gider bir koyunu kestirtirim. Anladın mı? Kestirtirim. He? Kestireyim. Ondan sonra zaten konuşsan da 5 para etmez. Koyunu kestirteyim mi çocuğa? He? Kestirteyim mi? Cevap ver bana. Anne babasının soyundan ölmüş ve sağlarının yerine getirmediği adamın yerine geçmesi niyetiyle. O çocuğa 300 lira hibelik de o koyunu kestirteyim mi? İster misin? He? İster misin? İster misin? Cevap ver bana. Kestirteyim mi? He? Ya konuşacaksın ya da o koyunu kestirtireyim. İçinden sadece hayır kelimesi. Hayır kestim. Ama lisanında konuşmuyor çok fazla. İçinden iki ses. İçinden bir ses konuşuyor. Konuşacağız mı İfrit? Konuşacağız mı? Konuşacağız mı? Sesli konuşacaksın. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Anlaştık mı? Anlaştık mı? Anlaşamamışız. Allah. Sesli konuşacağız İfrit. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Anlaştık mı? İçinden gelen sesi sadece tekrar et. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Adı kim adadı? Adı kim adadı? Allah'ın size kudreti adına Süleyman Aleyhisselam'ın ayetnamesinden doğan akile sana emrediyor İfrit. Adı kim adadı? Anne. Çocuğun annesi mi? Evet. İki kızdan sonra oğlum olursa diye mi adadı? Cevap. Oğlum olursa diye mi adadı? Cevap. He? Gelsin. Nereden gelsin diye? İzmit'e gitmesini oğlunun istemiyor muydu annesi? Hı? İstemiyor muydu? Normal istemiyordu acaba. Gelsin diye çok dua etmişti zaten. Annen senin gelmeni istiyordu ama dinlemiyordun annen. Dinlemedin. Annen gelmeni istiyordu ama. Tabii o hiç gitmemi istemedi de. E niye dinlemedin anneni? Benden sonra o hocaya da gitmiş. Ne diye? Gelsin diye mi? Ha, yani. Muska yardımcı olabilir mi? Hocam zaten o çocukların kız kardeşi söylemiş. Ahmet'e muska yaptılar, abin git, dikkat edin diye söylemişler. Senin de abin girdi. Kızın yaptıran iki çocuğun kız kardeşi. Yani onların, İkisi kim yaptı lan? Bir tanesi benim ortak, bir tanesi benim arkadaştım. Ne diye yaptırmışlar? İşte onu bilmiyorum. Ya ondan sonra olan oldu zaten. Ondan sonra gittim. Ondan sonra battı. Ondan sonra her şey oldu. Niye? Memlekette de batırdın. Kocaeli mi? Kocaeli de mi? Daha önce işi çok mu düzgündü Kocaeli'de önce? Ya şeyden önce yani düzgün değildi ama çok kötü de değildi. Ama ondan sonra hiç iyi olmadı. Ya o günden sonra hiç iyi olmadı. Çünkü faize bulaştın aslanım. O zaman bulaşmamıştı hocam. İşleri kötüyken. Giderken bulaşmamıştı hocam.
Niye? Zaten faizde battıktan sonra gitmedi mi? Yok. Ya? Ya faize ne zaman bulaştı? Son 4 bir şeyde işte İzmir'deyken son zamanlarda. Tamam. Faize girdikten sonra yani, şey daha gitti olmadı mı? Buradayken bulaşmamıştık. Burada hiçbir şey yoktu. Birden gittik, birden oldu her şey. Gittin ama anneden izinsiz gittin. Annen gitmeni istemedi. Gittin yani. Analog sözü dinlemedi. Ondan sonra gitmiş. Daha ne bir iş arıyorsun yani? Söyledikten sonra gitmiş hocaya. Ne yaptınız demiş. Kim demiş? Annem gitmiş o hocaya. Ne yaptınız evet. demiş. Bir şey söylememiş. Orta kalacak demiş. Sonra gelecek demiş. Baba bir şeyler söylemiş. Hayır, büyüğün niye arıyorsunuz? Yani ana hukukunu çiğneyen giden sensin. Büyüğün niye yoruyorsun ki bunu? Battıktan sonra ben gittim. Hani orada duramadım. Ya batmadan önce hocaya giden de yine sensin. Aynen. Bir sorun yokken. Aynen. Şimdi batmadan önce hocaya sen gittin. Aynen. Muskaları sen yaptırdın. Aynen. Bunları yedin içtin. Aynen. Midene indirdin. Ondan sonra çarpıldın. Kur'an'ın ayetlerini yedin içtin, çarpıldın. Ondan sonra işler battı. Bu sefer diyorsun ki bana muska yaptılar. Zaten kendin yaptırmışsın sana muskayı kendine. Kim dedi sana büyüyeceğe gitti? Aynı kafaya gittik. Ondan sonra adam deyince kasılıyorsun. Annem adamış olduğunu bilme ihtimali çok yüksek. Vücudunda konuşuyor zaman zaman annesi adadı falan. Olamaz. Gelmemi çok istiyordu çünkü. Yani gelsin diye adadı. Olabilir. Ama çok babam da bir erkek oğlum diyor olursa adadı diyor. Onu sorarım. Olabilir mi adamış? Sorarım. Şeytan mı yalan söyler ya. Yani. Paraya çok lanet okudun mu? Sevmedim ama lanet okumadım. Üzerindeki adaktan kaynaklı çok normal olmamış insan. Ben sana söyleyeyim. Sen 15 yaşında da normal değilmişsin. Aynen. 20'de de normal değilmişsin. Doğru. 30'da da bugün de normal değilsin kardeşim. Doğru. Sen Allah alem doğrusun Allah bilir. Baban ilk oğlu olduktan sonra ikinci ve üçüncü kız olunca bir oğlun daha olursa diye ya hamileyken senin üzerine adadı ki şeytan dediği doğru olma olasılığı yüksek adat deyince çünkü hocam benim tepkimi duyuyorlar olma ihtimali çok yüksek. Ananın adı Koç, babanın adı Koç, Allah'a emanet. Küçükken bu aşırı derecede cinselliğe sende meyil yapar. Küçükten beri aşırı bir cinsel içgüdü sende yüksek, o da Koç adağını gösterir. Sonradan annen gelsin bir kurban gezeceğim demişse de dönüşten sonra da cinsellik meyili sende normale dönmüş olması gerekir. Koyun Koç birbirini dengeler. Ondan sonra da aşırı cinsel meyil sende azaldı zannediyorum. Normale döndü, vasat oldu. Tabii. Çünkü bir koyun bir koç vasat oldu. Yani kendi haline. Kendi haline döndün. O tarihe kadar aşırı bir cinselliğe bir düşkünlük var. Kendini kontrol ediyordun. Hayvanımsı bir içgüdüyle. Bence doğrusunu Allah bilir ama ondan kaynaklı. Çünkü vücuttaki konuştuğu da çok zorladı bunu konuşurken. O arada devreye girdi. Bir koç, bir koyun kesmeden normale dönmez. Burada istersen bir tane koyun kestirelim. Ben sana biraz yardım edeyim. Daha sonra durumu düzenince verirsin. Tamam mı? Bir koyunu keselim. Koyunu kesince adakçının biri gider. Adakçının biri gittiği zaman biraz kendine gelirsin. Diğerini de babana kestirt. Gittiğin zaman. Ondan sonra olaylar normale döner Allah'ın izniyle. Şu iftiradan büyü yapıldı diye çok fazla zanla girmişim. Onu bir temizleyelim. Başka da bir şey yok yani. Keselim. Adam birini keselim Allah'ın izniyle. Ya iftiradan bir tek o acı aklımda. Yani bir tek onu söyledim. Başka da bir şey yok. Hocaya giden sensin, muskayı yaptın, hoca bunu büyü yaptı deyip iftira eden de sensin. Ara kitaplardan, havas kitaplarından uydurma, kaydırma şeyleri verip bunları ye iç demişti sana. Başka ne yapacak? Havas kitapları zaten yok, şey... Yok, sordum ben geçen kitapları. Sana hocam. O hocaya yaşıyor mu diye.
Yok, şey gitmiş yani, delirmiş gitmiş. Yani bir bayağı bir kişinin hayatını mahvetmiş diye sordurdum ben. Öğrendim Kocaeli'deyken aradım. Siz kendiniz gidiyorsunuz kardeşim bu şarlatanlara. Kendiniz ayağınıza gidiyoruz demiştim. Hani özellikle şeyden aradım sordum yani. Yaşıyor mu diye. Bayağı kişinin hayatını mahvetmiş, delirmiş gitmiş zaten ölmüş. Hani onu da sordurdum. Büyük bir ihtimalle de öyle oldu. Ama bu küçüklükten beri var doğru. Sadaka verildiğinde vücutta ne hissedeceksin bakalım, tamam mı? Çok seviyorum. Hı? Yani. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım Mehmet'in bütün ölmüş ve sağ akrabalarını adayıp da yerine getiremedikleri adağın yerine geçmesi niyetiyle fakir sevindirme, sadaka verme, yetime yardım etme gibi yerine getiremedikleri ümmet-i Muhammed üzerindeki bütün bela ve şerrin defi niyetiyle niyet ettim sadaka vermeye. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasr. Bismillah. Sadaka verildiğinde ne hissettin? Sadakayı verdiği anda. Hiç böyle bir niyetle sadaka verdin mi? Yok, normalde. Bir titreme oldu vücudunda. Sabah da mı sen? Şey değil mi hocam? Hani... Bir daha yapalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a niyet ettim senin rızan için. Mehmet'in, annesinin, babasının, soyundan ölmüş ve sağ olanların fakir sevindirme, giydirme, fakire yardım etme, fukaraya yardım etme gibi adadıkları halde yerine getirilmeyen bir adak var ise söz ve yeminlerinin de kefaletleri olması niyetiyle ümmet-i Muhammed üzerindeki bütün bela ve şerlerin define vesile olması niyetiyle Allah'ım niyet ettim senin rızan için Mehmet'in ve tüm ölmüşlerin hayrına ve onların adına sadaka vermeye. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Şu an ne hissettin Mehmet? Ağlama geliyor hocam. Güçlü bir ağlama hissi. Bağıra bağıra ağlama hissi mi geliyor? Sadakayı verildiği anda. Peki böyle bir fakir doyurma diye adanmış olabilir mi? Mesela bir fakir giydirme veya bir fakiri sevindirme adına falan bu şekilde adamış olabilirler mi? Yapıyorlar hocam. He? Yapıyorlar da sadaka verildiğinde sen böyle etkileniyor musun normalde? Kendim verirken yok. Biz verirken de etkileniyor. Niyette ben, biraz değişiyor herhalde. Ben bugün verdim mesela hani bozuk paralar acı bayram verideydim burada. Ama sabah... öyle bir sadaka diye veriyor ama bir niyet yapmıyorsun. Sabah 6'dan beri buradayım. Bir niyet yaptın mı? Yok. Yani ne yapayım? Öyle böyle niyet. Ya. Ama ben niyet yaparken seni sarsıyor yalnız. Aynen. Demek ki niyeti bilmek gerekiyor değil mi? Hedefi bilmeyince havaya ne kadar sıkarsan tabancayı boşaltırsan boşalt hedefi indirme. Dur bakalım ya. Bak bakayım ya. Evuz bi kelletillahi tahammeti min külli şeytani ve hammeti ve min külli aynin namme inneke meyyitum ve innehum meyyitum.
Allah'ın adıyla Süleyman Aleyhisselam'ın ahitnamesinden dua nakile sana emrediyorum. Yukarıya çık, sana gel. Sana bir vacilim şefaati ve ma halaka bil kuntum vel. Ecmaulun cemilin kesir vel cinni şeytani ma şediga. Ma şediga. Frit ma şediga. Sadakaya devam ederim. Sadaka vermeye devam ederim. Onun ölmüşlerinin hayrına. Adayıp da yerine getiremedikleri veya sözlerinde ahitlerini ve sözlerini yerine getiremedikleri sözlerin yerine geçmesi niyetiyle müminin mümine her şekilde duası kabul olur. Sadakaya devam edelim İfrit. Konuşacağız mı? Konuşacağız mı? Ya konuşacaksın ya ben devam edeceğim. Konuşacağız mı? Konuşacağız mı? He? He? Konuşacağız mı? Konuşacağız mı? Vereyim bir sadaka da. He? Konuşacağız mı? İfrit konuşacağız mı? He? Konuşacağız mı? Daha bir sadaka daha vereyim. Sen konuşmadıkça sadakanın rakamı ve miktarı her geçen dakika artacak İfrit. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Niyet ettim senin rızan için. Ümmeti Muhammed üzerine bütün belanın ve şerlerin, hastalıkların, musibetlerin defolması niyetiyle. Mehmet'in veya ölmüş vesa akrabaların adayıp da yerine getiremedikleri bütün adakların, yeminlerin ve sözlerin yerine geçmesi niyetiyle. Ve ümmeti Muhammed üzerindeki bütün belaların ve şerlerin defi niyetiyle. Ve Mehmet kardeşim üzerindeki bütün belanın ve şerlerin ve musallatların defi niyetiyle. Onun üzerine adanan bütün adakların, sözlerin ve yeminlerin yerine geçmesi niyetiyle. Niyet ettim Allah'ın senin rızan için sadaka vermeye. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete. İlla billahi l'alil azim. Hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Bismillah. Bu seni kastı mı? Sadaka miktarına yavaş yavaş ulaşıyor zannediyorum. Peki, şu an vücudunda bir rahatlama oldu mu Mehmet? Bir hafifleme. Hı? Konuşmam bitti mi rahatım hocam? He? Rahatım. Ben konuşunca kasılmaya başlıyorum. Tamam bitti mi? Rahatım. Daha bak bakayım ya. İfret sadakaya devam mı? Yoksa konuşacağız mı? Biliyorsun senin canına en çok yakacak olan sadakadır. O çocuğun bedenine bir şekilde girdi. Onu sıkıyorsun. İşkence yapıyorsun. Namaz kıldırmıyor. İbadet ettirmiyorsun. Öyle değil mi? Öyle değil mi? Devam edeyim mi sadakaya? Yoksa konuşacak mısın? He? Konuşacak mıyız? Devam edeyim mi? He? Allah Rahman Rahim Ferd Hay Kayyum Hakem Al Kudüs isimleri adına Allah'ın hıs ve kudreti adına Süleyman Aleyhisselam'ın ahitnamesinden doğan akile sana emrediyorum İffet. Sana gel. Senedi ve ocelim şefaati ve ma halaka bil kuntum vel ecmaulün cemülün kesili ve el cinni şeytani ma şediga fira fahruç ma şediga ma şediga. Kasılıyor bu vücudun. Hı? Sen çok fazla bela, lanet ve kahır okumuyorsun değil mi? Okumadığın için şeytan senin lisanını ele geçiremiyor. Bedeninde var ama lisanında konuşamıyor. Ona çok dikkat ediyorsun değil mi? Hiç hayatımda yok öyle bir şey. Yani lanet ve bela okumuyorsun, beddua yapmıyorsun kolay kolay. Biri bana zarar verse de okuyamıyorum yani. Ya bir beddua, lanet kesinlikle okumuyorsun. Okumadığın için de vücudunda olmasına rağmen senin lisanını ele geçiremiyor. Yani sende konuşamıyor, zorluyor, kasıyor, titretiyor ama şimdi şeytanın... Beddua, lanet hiç dilimi almadım. Dilimi yani almadığın için. Biri bana hani çok büyük zarar da verse yapamıyorum. Hani beddua etmiyor, ona lanet okumuyor, yani. Kötü söz söylemiyorsun. Diline hakim olamıyor şeytan senin. Aklına hükmedebiliyor, düşüncelerine. Aynen. Vücutta sıkabiliyor ama
diline hakim olamıyor. Aslında vücudunda şu an var, içinde bir şeyin olduğunu hissediyor. Sadaka verirken tepki veriyor. Ama diline hükmedemiyor. Yani sende konuşamıyor. Enteresan olan bu. İçinden ama bir şeyler söylüyor. Mesela sadaka vereceğin zaman içinden vermesin diye çığlık attığını hissettin mi? Konuşuyor şimdi. Yani içinden... Ne diyor içinden? Mesela tam ben sadakayı o niyetle vereceğim zaman içinden ne diyor mesela? Ne konuşuyor? Şimdi değil de yani demin söyledim hani içimden söylüyor, ben söylüyorum ya. Hı-hı. Ya içimden ses geliyor, içimden söylüyor. Sadakaya niyetlendiğin anda seni kasıyor ama. Değil konuşmaya mi? Başladım, duaya başladım mı kasıyor. Bir koyunu bir kes Allah'ın izniyle. Zararı çok büyük hocam. Bakıyor zararlı. Normalde vermesi. Hareket edeceğim. Peki kısastan sonra vücudun biraz rahatladı mı? Hı-hı. Bir ağırlık kalktı. Sadaka bayağı bir rahatlattı. Bayağı. Şu an bayağı bir rahatladı. Bu gerginlik gitti üzerinden değil mi? Gitti. Gerginlik gitti. İnşallah şu şeyi bir yapalım. İşlemleri bitirelim. Sana bir çıktım. Zarar vermek adına ne varsa var. Evet. Ama bir nebze onu kontrol ediyorsun vücudunda yani. Çok fazla sana hükmedemiyor ama seni var, sıkıyor, canım. Çalıştırmıyor. Bir şeyler var. Tövbe-i sahih hiç yaptın mı? Çok yaparım. Hani benim internette yayınladığım bir tövbe var, onu yaptım. Yapınca çok rahatlamış olman lazım biraz daha. Rahatladın mı? Rahatladım hocam. He? Rahatladım. Zorlandım o kurtulma da rahatladım. Tövbe yaparken çok zorlandın. Tamam. Ama bir %50 bir rahatladın herhalde. 5-6 sayfalık bir şey var, onu yansın. Hı hı. Ama misal ne zaman yaptım? Dün de yaptım. Misal ayı 15. O tövbeyi yaptıktan sonra bana gelmeye yönlenebildin değil mi? Biter Allah'ın izniyle, merak etme. Şu adakta kesilsin, bir sıkıntı kalmaz. Adaktan kaynaklı ama vücuttan güçlenme. Dün misal çıkardım internetten onu. Hı-hı. Yazıcıdan gittim internet kapıdan çıkardım. Dün yaptım onu. 15, Recep'in 15'i gitti. Maşallah. Misal babama da verdim onu. Onları keseceksiniz, ondan sonra sen istediğin hayatın aileni devam et kardeşim. Ondan kaynaklı. Yani 1,5 senedir normalde zaten yapıyorum hani tövbe. Normale dönersin, namazlarına falan da Allah'ın izniyle başlarsın. Geçmiş olsun. Ya zor da olsa kılıyordum da 2 aydır. Film koptu. 2 aydır çok. Annenin vefatından sonra biraz daha film koptu zannediyorum. Hastaneye yattığından namazdan sonra. Hastaneye gitti. Bu adağını yerine getirmedi. Bir şey oldu. Hayırlısı geçer ama bir şey olmaz biz. Sonra şöyle. Şimdi kurbancıyı aradık, geliyor. Sen sakin sakin orada bekledin ama. Yatma yatma, otur. İçinden bir anda kurbancıyı aradıktan sonra bir anda ağlama hissi mi geldi? He? He? Mehmet bir sakin ol. Mehmet, alo, orada mısın? Memo! Orada mısın? Bana bir bak. Bir anda içinden ağlamanın için bir sebep var mı? Yok. Duygulandın mı? Duygusal mı bağlan? Hayır. İçinden bir şey ağlıyor şu an. Kurbancı geliyor. Kurbanını kestirmek için sana hibe ediyoruz. Bismillah, al bakalım. Bismillah. Koyunca beni bir öncelik. Tamam. Şöyle bir bak bakayım bana be. Bana bak. Adakçı. Adakçı geliyor. Mehmet çok dua etti. Engelleyemedin değil mi? Çocuğun gelmesini hiç. He? Engelleyemedin değil mi? He? Adakçı. Bugün bir şeytan daha göndereceğiz cehenneme. Ne dersin? Keselim mi adamı? He? Keselim. Allah'ın adıyla Süleyman Aleyhisselam'ın ayıknamesinden doğana göre iftittik. Öyle çık ve lisana gel. Senedi ve aceli bir şefaati. Ve ma halaka bil küntüm vel ecmahun incemilin kesir. Vel cinni şeytani maaşşediye çık. Göreye.
Risale'ye gel. Çık yukarıya. Senedi vacini bir şefaati ve mâkalâka bir kültü. Ver. Ecmâhul cemilin kesir. Vacini şeytani maşidîgâ. 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 Vücudunda bir kasılma yok. Sadece bir ağlama krizi var. He? Niye ağlıyor? He? Adakçı yola çıktı deyince bir an bir heyecan mı oluştu? Ne insanlar kurban gezerken öyle ağlamazlar ki? Ama yerine getirilmeyen atak olunca işte bitiyor değil mi? He? Çok enteresan değil mi? Sen kurbancıya alo dedin, aradın adakçıya. Alo dediğin anda krize mi girdi bu? Biraz durdu, 2-3 dakika. Sonra bana geldi buraya. Başka bir sonra içeri geldi. Ne zaman o anlıyor musun? Şurayı tutarak, enseyi. Ensende bir yanma mı oluştu o an Mehmet? Yani şurada mı? Şurada mı yoksa şurada mı? Tam şurada mı oldu yani? Şu aşağıda oldu sanki. Şu kemiğin olduğu yerde mi oldu yanma? Şurada ne hissettiğini şurası şu an. Yanma devam ediyor mu? Bir şey seni sıkıyor mu? Peki içinden konuşuyorum bir şey şu an. Bir de Mehmet'in bir özelliği var. Normalde şu anda kadar yüzden bir kez konuşması lazımdı. Mehmet hayatında Mehmet okumuyor. Böyle okumuyor. Vücudunda bir enerji var ama lisanına gelemiyor. Konuşamıyor yani. Yani her insanda konuşmuyor yani şeytan. Evet adaktan gelen bir cin var ama kesinlikle ağzına gelemiyor Mehmet'in. Dilini kontrol edemiyor. Dilini kontrol edemiyor. Vücudu kontrol ediyor. Ağlama krizi yapıyor. Kasıyor, titretiyor ama işe yaramıyor. Neyse şu koyunu keselim bakalım Allah'ın izniyle. Koyunu keserken bakalım kendini mutlu hissedecek misin? Şöyle kara gözlü bir koyun kestirelim Mehmet. Hocam. Allah'ın annemin babanın soyundan ölmüş ve sağların adayıp da yerine getiremedikleri adağın yerine geçmesi niyetiyle niyet ettim bu hayvanı kesmeye. Deyip şöyle vekaletini ver buradan. Bismillahü Ekber desin bakayım hayvanın boynuna bıçak bir vursun. Hayvanın boynuna bıçak vurduğunda senin lisanında konuşamayan şeytan cehenneme gittiğinde bakayım ne diyecek orada. Peki Mehmet şu an ben seninle konuşurken içinden bir şey konuşuyor mu? Peki içinden bir güç seni kaldırıp götürmek istiyor mu? İçeride var. Gitmek istedin mi ya? Yani? Kaçmak istedin mi? İçeride. Adakçı geldi. Hüseyin abi. Gördüm. Hüseyin abi hoş geldin. İçeride. Hüseyin abi biz biliyorsun. Videolarda da gördün. Kurbancı namazını yazdı. Allah razı olsun. Hassas da güzel rahatlıyor. Arkadaşın bir koyunu keskin çek. Sana vekalet verebilirse ne yapayım? Şu vekaleti bir hemen burada. Oyun diyeceğiz değişti zaten. Aradan başladı. Değil mi? Aa. Evet seni arayın da ben bir kriz yaşadım. Hüseyin abi hemen vekaleti tamam. Sana verecek. Tamam abi. Tamam mı? Vekaleti verecek. Hemen telefonla. telefonla hemen vekaleti vereceğim orada kestireceğim tamam mı? Tamam. O arada onu gözlemleyeceğiz. Mehmet su üstündeydi. Mehmet demiş. Mehmet bir sakin ol ya. Mehmet demiş. Evet, şuradan niyeti şuraya kadar okuyorsun. Şuradan başlıyorsun. Niyetiyle niyet ettiğim bir koyun kesmeye diyorsun. Şuradan başlama. Ne olur bilerini şeytan verecek. Kendine şeytan verecek. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim Fark. Harika bir makamat. Kutlu Sebat Sıklar Şafi Kafa. Olan Allah'ım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sırlıklarından sana sığınıyor. Dilimliklerini de senden biliyorum. Vereceğim sadakalardan tutacağım, oruçlardan okuyacağım, Kur'an-ı Kerim'den keseceğim, kurbandan ve hayvanlardan ve yaptığın tevbeyle dualar bana sor olacaksa ayrını Allah'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünle bir sahabe efendilerimizin evliyalarına müddet
bu işte Hitler'in bu işte müceddidlerin Risale-i Nur'un Nur talebelerinin hakka sahip olanların Ebu Tanrık ve ailesinin tüm evli imanın ölmüşlerinin ve ölmüşlerinin ruhlarına sağ olan soylarının ve soyunun ruhaniyetini hediye etmek ve tümüne hakkınızı helal etmek ve onların da haklarını helal etmesi niyetiyle Allah'ın bilim ve anne babalarımızın eşimin kısmını okuma soyumuzdan ölmüş ve sağların benimle soyum ile evlilik yapan ve yapacakların soy ve zürriyetlerini bilerek veya bilmeden kul hakkına tecavüz ettiği insanlardan üzerinden biraz hakkı geçenlerin, iftira ve gıybet edenlerin, kınanarak doğru görüntü küçümsenenlerin, beddua lanet ve bela okunanların, zulme uğrayıp zulmedilenlerin ve her türlü zürriyetimiz ve bizim üzerimize maddi ve manevi hakları geçmiş olan insanların, ölmüş olanların ruhlarına, sağ olanların ruhaniyetlerine hediye etmek ve ruhlarını huzura kavuşturmak ve onların tüm günah ve hatalarının affına, dünya ve ahiret saadetlerine vesile olmak ve bu insanlara haklarımızı helal ederek onların da haklarının helal etmesi ve tamamlarıyla bu dünyada helalleşmek niyetiyle Allah'ın soyumuzdan olan ve olmayan adam ve oğullarının komşularının tanıdığı ve tanımadığım insanların bana anne babalarımıza soyumuzdan ölmüş ve sağ olanlara bize özürlüyetimize kötülük etmek niyetiyle büyü yapan ve yaptıran, kıskanan, kötü niyet besleyen, kötü dua eden, lanet ve bela okuyan, gıybet eden, iftira eden ve üzerlerinde hakkımız olan bütün ehli imanın cümlesini hakkımızı helal ettik ve sen affedenleri sevdiğin için affettik, şahit ol ya Rabbi. Bizlere haksızlık ve zulmedenlerin günah ve hatalarının affedilmelerine vesile olması için ölmüş olanların ruhlarına sağ olanların ruhaniyetlerine hediye etmek ve ruhlarını huzura kavuşturmak, ölmeden tüm iyiliklerle işlemek niyetiyle Allah'ım benim anne babalarımızın soyumuzdan ölmüş ve sağ olan ehli imanın her organımız ile işledikleri ve işlediğimiz bütün günahların hataların affına vesile olmasını ve ümmeti Muhammed'in gafletten ve ahir zaman fitne ve belalarından kurtulmalarına vesile olarak bizim ve cümle ehli imanın Allah'ım senin tam hidayetine kavuşmaları ve öylece huzuruna gelmelerine vesile olması niyetiyle Allah'ım ümmeti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam bilerek ya da bilmeden şeytanın ve nefislerinin tuzaklarına düşerek içinde bulundukları şirk, zina, içki, kumar, fazlıyı ve tüm günahlardan Süfyan ve Deccal fitnelerinden ve başlarındaki ve başımızdaki bütün bela ve şerlerden kurtulmalarına ve kurtulmamıza vesile olmasını Allah'ın şeytan ve zürriyetinin Ademoğulları üzerine kurduğu tüm tuzakların ve hilelerin boşa çıkması ve bozulması niyetiyle. Allah'ım benim ve anne babalarımızın soyumuzdan ölmüş ve sağlam birinin ve ihtirilerinin yani bizim ve zürriyetlerimizin kurban veya hayvan kesme, namaz kılma, oruç tutma, sadaka verme, fakir doyurma, giydirme ve sindirme, Kur'an-ı Kerim okuma, yalan yere yemirme, söz verme, ahitleşme, nezretme gibi adamlığı, söz verildiği, yemin edildiği halde yerine getirilmeyen ve yerine getirmediğimiz tüm adakların, yeminlerin ve sözlerinin yerine geçmesi ve keferet olması, eksik olan zekatlarının ve zekatının aldığımız ve verdiğimiz faiz paralarının kısasının yerine geçmesi niyetiyle ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım yukarıda yaptığım niyetlerle ümmeti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam başlarındaki ve başımızdaki tüm belaların ve şerlerin def olması, insanların şeytanın ve nefsin tüm hiler olup tuzaklarından kurtulması, Ademoğullarının tam olan bir hidayet ile senin rızana ve sevgine kazanması, cümlemizin yaptığı dua tevbe ibadetlerin kabulüne ve iman ile kalbe girmelerine ve girmemize vesile olması niyetiyle niyet ettim bir koyun kestirmeye. Niyet ettim bir koyun kestirmeye. Tamam. Niyetimi yaptım. Yaptığın niyet ile paranı ver önce. 300 lira parası var. 300 lira bir koyun kestirmişsin. Al bismillah. Yok da ne yapacak? Evet hocam. 100 lira bize fazladan parası yok. Hareket etsin. Yaptığın niyetle yaptığın niyetle Allah'ın çoğundan ya. Yaptığın niyetle
Bir koyun kestirmek için. Bir koyun kestirmek için. Hüseyin abi vekil etti mi? Hüseyin abiyi vekil yaptım. Aldım, kabul ettim. Vekil ettim mi? Vekil yaptım. Aldım, vekil kabul ettim. Vekil ettim diyeceksin. Vekil ettim. Aldım, kabul ettim. Aldım, kabul ettim. Vekil ettim. Vekil ettim. Aldım, kabul ettim. Şimdi telefonla ara abicim hemen. Oradan bir koyun kestir. Abi. Çocukların birini ara. Ara abi. Kestir abi. Hemen Mehmet Demir'den aldığım vekaletle o koyunu kesmek için seni... Ben gidip o telefonu alsam, biz kessem kendim. Şimdi bir görelim hemen, iki dakikada da göndereceğiz bunları. Dur, önce bir şey yapsın, hayvanı koysun hocam. Ben çiğimi çok severim. Senin de adam etkileniyor. Sen geldin mi? Sağ ol, tamam, tamam, fablar. Sen acele et hadi. Buraya bir babamların araçlar ben de şişi tutarım. Yakın mı oraya mı? Yakın mı? Yakın ya. Var olan sıkı ortanız ya. Hayvan şimdi kesilecek Allah'ın izniyle. Şimdi dua ederken, niyeti yaparken ensenden bir şey seni sıkıyor mu? Enseni tutuyordu. Yok. Hafiften ağrı var. Ağrı hala devam ediyor mu? Hafiften. Baş ağrısı gibi. Ama ensenden bir şey seni sanki böyle sıkıyor değil mi? Barukla sen bir aşağı in. Tamam, ben hocanın yanındayım şu an açayım. İçeride gel. Sana bana bak. Beklerken mi sıktı? Burada. Hani beklerken kalkıp gitme hissi oldu mu? Ha, şuradan çok. Bana bak. İyi tuttun kendini o zaman. Kaldım bu akşam zaten. Bana bile sesini çıkarmadım. Ama bunu çok zor. Allah her duaya cevap verecek, bizi de istihdam edecek, yapacak bir şey yok. Hayvanı ahırdan çıkarırlar. Hayvan ahırdan çıkmak üzeredir şimdi. Yola çıktı kasap. Allah'ın izniyle, kerem ve inayetiyle. Ebe şeytan, insanlara ne tuzaklar kurdun. Sadece bir tuzak, insanoğlunu İbrahim Aleyhisselam'ın oğlunu adak olarak yatırdığını bildiği halde Ademoğlu yine uyanmıyor. Habire adıyor. Koç gelmese İsmail Aleyhisselam kesilecekti. Koçu kesmedin, adadın ne kesilecek? İnsanların helakı. Adakları yerine getirmekle ilgili, Allah'a verilen sözleri yerine getirmekle ilgili birçok ayet var. Bu ayetlerden aldığı ruhsatla insanlara musallat oluyor, evlatlar üzerinde hisse yani. Allah'a bir söz veriyorsan, yerine getirmediği zaman şeytana hiç kızmayacak. Satı bir yerde veren sensin. İnsan onu görüyor. Şu ak koyun, kara koyun türküsü vardı bir tane. Neydi o? Hatırlıyor musun Mehmet? Biliyor musun öyle bir şey? Yok. He? Var mı? Öyle bir türkü vardı değil mi? Hüseyin abi köşeye mi türkücü olur? He Hüseyin abi var mıydı öyle bir? Kara falan. Mor koyun melek gelir. Bak buyur. Mor koyun melek gelir. Dağları beyler yedir. Mehmet öyle bir türkü söyle de bari acıklı bir şey olur da öyle ağlarsın. Niye ağlıyorsun be güzel kardeşim? He? Bir de sana koy bak, sen bir kara koymasın. Ben Mehmet evden dışarı 1,5 senedir çıkamıyor. Duyuyor şey kendini zor atmış. Değil mi Mehmet? Çıkamıyor evden. Hiçbir iş yapamıyor, çalışamıyor. Hayvanın yanına kasap yaklaşmaya başlamıştır Mehmet. Öyle tuttukça... Seansta adağı tespit ettiğimizde bir kriz yaşadık.
Onun haricinde çok fazla bir kriz yaşamadım. Sana gelmedi zaten demekte. Sadece bir kriz yaşatıyor bunu. Evde de ağlama krizler oluyor mu güzel ne zaman zaman? Sebepsiz krizler oluyordu. Bunalıyordun, sıkılıyordun değil mi? Hiç böyle bir ağlama krizi yaşadın mı daha önce? Böyle bir ağlama krizi. Durup dururken. Pek yaşamıyordun herhalde. He? Çok kısım. Bu kadar uzun sürmemişti. Çok okuduğum için yani çok... Peki adam aklına geldiği anda mı ağlama krizi geliyor mu? Şöyle gözünün önünde, gözlerini kapat, koyunun kesildiği anı bir canlandırsana gözünün önünde. Şeytanın tuzaklarını bırakmayı bırakmıyor. Şeytanın tuzağı işte. İnsanların okuduğu tuzaklardan sadece bir tanesi adam. Yüzlerce. Birisi adam. Düşündür onu. Adatacak ve unutturacak. Hayatını alt üst etmiş herhalde. Daha nasıl olsun? Şöyle gözünün önünde bir canlandırsana koyunun kesildiği anı. Yok. Mehmet. Böyle bir düşün bakayım, bir canlandır. Bu an ne oluyor? Hayvanın böyle yere yatırılıp böyle bıçağın boynuna vurduğu anı şöyle bir gözünün önünde canlandırabiliyor musun? Bir canlandır bakayım. Gel bir dur. He? Net bir reaksiyon veriyorduk sadece. Eğer bir sana gelse saatlerce konuşuyor. İçinden ne diyor? Ne diyor? Kesmeyin diyor mu? İçinden konuşuyor ama değil mi? Peki benim söylediğim sözü cevap veriyor mu içinden? İfrit. Koyunu keselim mi? Ergeden ondan mı geliyor hocam? Ergeden bundan değil. Bu sadece yüzlerce musallattan bir tanesi. Mesela senden önce seansı aldığımız kişi... Her konuşma ondan mı geliyor? İçeriden gelen her ses. Vücudunda varken tabii konuşuyor mesela. Sana ait olmayan bir ses içinden ya konuşuyor mesela. Tüm hissettiklerim oradan mı geliyor yani? İçeriden yani, gelen tüm yani. Sesler. Çalışmaya meyledeceği zaman seni sıkan bir enerji vardı içinde. Evde oturtan bir enerji var. Değil mi? Kontrol ediyor aslında seni ama farkında değilsin belki de. Kendin zannediyorsun bunu. Videoları izleyince biraz fark ettim. İzlemedim sen. İzlemedim. Sen hiç bizim seansı izlemedin. Senin paylaşımlarını takip ettim sadece. Videoları hiç izlemedim. Neden izlemedin? Ben sadece konuşmalar... O da çok enteresan. Bak video izlese güzel bir rol yapıyor. Hadi. Abi ama benim adam bir şey mi öneriyor ki? Değil mi? Şey, tabii canım böyle bir şeyden haberi yok. Sadece yazdık. Evet, vekaleti... Yok artık doğru var ya lan. Evet, hazırlanmış. Hayvan hazırlamışlar. Biz tekmeni de burada beraber getireceğiz. Bak şimdi kese zor tekmeni burada beraber getireceğiz. Tamam mı? Hayvanı yatırsın oraya. Tam bekliyorum. Tamam. Hayvanı bağlıyorlar mı? Tamam. Şehze kontrol yoksa bizimkinden arıyoruz. Yoruyorlar. Var mı? Koyun ahırdan çıkmış. Ayaklarını bağlıyorlar şu an. Kurbanın başında olacaktı bu. Yerler atardı kendini kurbanları. Bir de hassas ruhluyor. Ruh hassas. Açığa daha net çıkıyor. Tabii ruh hapis olduğu zaman daha zor açığa çıkıyor. Ama şeffaf olduğu zaman ruh temiz, günahsız olunca şeytan o vücutta daha net açığa çıkıyor. Bir dakika size vekalet vereceğiz değil mi buraya? Evet, sen şimdi şöyle de Hüseyin abi. Mehmet Demir'den aldığım vekaletle... Mehmet Demir'den aldığım vekaletle... O koyunu kesmek için seni vekil ettim de. Evet. Mehmet Demir'den aldığım vekaletle koyunu kesmek için seni vekil ettim. Koyunu kesmek için seni vekil ettim. Aldım kabul ettim desin. Aldım kabul ettim. Seni vekil ettim de. Seni vekil ettim. Bir daha da seni vekil ettim. Seni vekil ettim. Tamam, şu tekbiri götürüyorum.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Bismillahü Ekber deyip kesin. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ حَتَّى Tamam. Bakalım ya. Kesmiş mi? Kesmiş. Bir kalk bakalım. Mehmet. Kili de kes bulacağım. Şu an ensenden seni sıkan bir şey var mı? He? Bir anda Ferhat'a gibi rahatlamak gerekiyor. Bismillah Ekber dedikten sonra bir anda ensende böyle bir akımın kalktığını hissettin mi? Şimdi de ağlasın. Niye gülüyor? Ya kardeşim deli misiniz desiniz? Bir gülüyorsunuz, bir ağlıyorsunuz. Siz neyin nesisiniz yani? Bizim de balatayı sıyırttıracağız burada. Hani sen ağlattı hep güldürürsün canım. O da var arada. Önce ağlattı sonra güldürürsün. Üzerinden böyle bir yükün kalktığını fark ettin mi Mehmet? Yüksek bir basınçmış ama değil mi? Şimdi Mehmet Demir'in bir fakirhaneye veriyorlar, yetim yurduna veya bir Kur'an kursuna veriyorlar orada eti. Senin ismine ve bütün ölmüşlerin hayrına da bir 123 tane, 123 kişi var orada. 123 tane. Onlara bir de Kur'an okusunlar abi, senin ismini verirsin. Ondan sen de diyorsan onu teslim edeceğiz, bak onu sana ait. İster yetimhaneye versinler, ister Kur'an. Ya eski gibi okuruma verelim, Kur'an kursuna verelim, sen haksın diyorsan. Çocuk teslim. Tamam. Bak çocuk isimli, çocuk esirgemiyorsan tamam. Mehmet Demir adına tamam. Bir yandırın. Allah kabul etsin. Sen adres burada mı oturup başarılı mısın sen? Başka yerim. Biz makbuz alırız yani. Şey tamam olsun ben gireyim. Ben tamam. Mehmet sen hadi kesin benim. Sana dedim kardeşim, bir babana da alır. Tabii babana hiç çekildi burada. Allah kusur, Allah nasip et bana. Ağlatıyor da bir şey yapamadım. Ya şimdi bu Mehmet bana teslim oldu. Bu yeri bulmadı zaman çok şu an nasılsın, iyisin? İçinden konuşan bir şey var mı şu an? He? Hadi geçmiş olsun.